Siz buraya geldiğinizde ben YG'de zaten bir yıldır stajyerdim. Buraya ilk geldiğimde sizi görmüştüm. Bizi mi gördün? Evet, yani geleceği gördüm buraya geldiğimde. O gelecekte de siz vardınız. Sizin seçmeleri kazanacağınızı biliyordum yani. YG şirketine de bu yüzden kabul edildim zaten. Bu yüzden kabul edildim derken, YG de geleceği gördüğümü biliyor ve bu yüzden beni şirkete kabul etti. Ben de böylece stajyerliğe başladım. YG şimdi her şeyi biliyor mu? Hayır tabii ki. Ona geleceği gördüğümü söyledim ama gördüğüm her şeyi anlatmıyorum ona. Ayrıca siz buraya gelmeden önce yurttaki tüm eşyalarınız sizin zevklerinize göre dizayn edilmişti ya. Evet. Onları ben yaptım. Bize neden ilk başlarda garip davranıyordun peki? Çünkü gelecekte 4 kişilik bir grup olacağınızı gördüm. 4 kişilik mi? Sen, ben olmadan çıkış yapmıştınız ve mutluydunuz. Geleceğe ait bu görüntüde 4 kişiydiniz ve ben yoktum. Bu yüzden mi bize türlü türlü oyunlar oynadın? Sayılır. Sizin hep beni istemediğinizi, bu yüzden dördünüz grup olarak çıkış yapacağınızı düşündüm. Daha doğrusu gördüm. Gelecekte ne olur bilemem ama ne olacaksa bunu hep beraber değiştirebiliriz. Bizi kendinden uzak tutup bize kötülük ederek bunu değiştiremezsin. Bu yüzden endişelenme. Seni gruptan dışlamayız ne olursa olsun. Aynen öyle. Bu fotoğraflar da neyin nesi? Ha, evet. Onlar... Ortaokulun son sınıfıydı. Her sınıfta illa ezik diye lakap takılan biri olur ya hani. O kişi bendim. En çok da ismimle dalga geçilirdim. Geleceği görme gücümün olduğunu fark ettiğimde 2009 yılının başlarıydı. Birkaç ay geçti ve o geldi. Dejavu mu yaşadım ben az önce? Aslında yaşadıklarım dejavu değildi. Tam o anı, onun benim yanıma gelişini ben önceden rüyamda görmüştüm zaten. Merhaba, yanına oturabilir miyim? Benden izin mi alıyorsun? Evet, senin yanın sonuçta. Neden şaşırdın ki? Bir şey yaparken kimse benden izin almaz da. Otur istediğin gibi, benim tapulu malım değil sonuçta. Ah, Black, iyi misin? İsmimi nereden biliyorsun? Ben... Dalga geçmen için gönderdiler seni buraya, değil mi? Kimler? Onlar işte. Sınıftaki popüler kızlar. Hayır. Ben ismini sınıfın listesinde gördüm. Gerçekten mi? Gerçekten. İyi misin peki? Migrenin falan mı var? Ha, evet. Migrenim var. Ondan. Sanki benimle arkadaş olmaya gelmiş gibiydi. Onunla ilk yakınlaşmamız beni dönme dolaba bindirdiği gün oldu. Yükseklik korkumlu olduğunu bile bile bindim şu zırvalığa ya. Tamam Black, sakinleş. Derin bir nefes al ve 100'e kadar say. Tamam mı? Tamam. 1 2 3 Hakkında hiçbir şey anlatmıyordu. Bir şey sormaya kalksam hemen konuyu değiştiriyordu. Bir gün
Kore'den bir süreliğine gideceğini söyledi. Ne zaman geri geleceksin? 1,5-2 aya geri gelirim. Neden? Nereye gidiyorsun ki? Şimdi söyleyemem. Kore'de bir Maraş dondurmacısı açılmış. Geri geldiğimde ona gidelim, olur mu? 2 ay sonra, Haziran ayında tekrar geldi. Bir süre sonra tekrar gitti. 2 ayda bir geliyor ve tekrar gidiyordu. Gidip geldikçe vücudundaki değişimleri fark etmeye başladım ve cesaretlenip sordum. Vücudundaki bu lekeler de ne? Doğum lekesi diye yalan atma sakın. Sen 2 ayda bir gidip geldikçe bu lekeler çoğalmaya başladı. Şiddet mi görüyorsun yoksa? Eğer öyle bir şey varsa hemen polisi arayalım. Hayır Blake, öyle bir şey yok. Vakti geldiğinde anlatacağım, tamam mı? Ayrıca bir sonraki gelişimde her şeyi anlatacağım. Hatta yılın ilk karı yağdığında geri döneceğim ve anlatacağım. Söz. İlk kar yağdı fakat o hiç geri dönmedi. Nereye gittiğini, kim olduğunu, vücudundaki o lekelerin neden olduğunu, neden geri dönmediğini hiçbir zaman öğrenemedim. Geleceğini de mi göremedin? Onun geleceğini hiçbir zaman göremedim. Bu kız neden bana bu kadar benziyor anlamadım. DNA testiyle alakası var mı bu kızın? Ayrıca kızın ismi neydi? Telefonum çalıyor. Ben 2 dakika konuşup geleceğim. Buradayım. Geldim işte. Alın götürün beni. Vay 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 vay. Kendi ayaklarınla geldin ha. Hoş geldin, Black. You know the one that I want.